Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sır latifesi hakkında 7-8 saatte ders var. Yaklaşık olarak 10 sayfa. Yok. Evet, 10 sayfa hulasa. Sır toplaması değil. Sır toplamasından böyle size okuyabileceğim cümle cümle. Sır çalışmasından cümle cümle. En az 10-15 sayfa. Ben sizde bugün iki yaprak okursam, bir yaprak, bir buçuk yaprak okuyayım yeter. Sır latifesi. Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hulasa-i camialarından insanda yaratılan latifenin adıdır sır. Evveluhu, ahiruhu, zahiru, batınuhu, dört isimlerinin hulasa-i camialarından insanda yaratılan latifenin adıdır sır. O kişiye has. Sır latifesi insanda var olduğunu gösteren gösterge, bir insanda sır latifesi uyanmış uyanmamış mı? Nasıl anlarız? Yani bu insan Allah'ın sırrına vakıf mı? Çünkü sır hakkında Allah'ın bir hadisi kutsisi var. Yani peygambere söylettirmiş. Diyor ki, herkesin bir sırrı vardır. Benim de sırrım insandır. İnsan da ben insanın sırrım, insan da benim sırrımdır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Yani bizim için sır Allah olduğu gibi, Allah için de özel insandır. Şimdi şöyle, Allah zatını hiçbir yerde taayyum ve teşahhus etmemiş. Hiçbir mahlukatta, Allah halik olduğu için mahlukatta gözükmüyor. Allah'ın Allah'lık hakik mahiyeti zatesini bilmiyoruz. En cami ayna ki diyor ki ben kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım. Kainata sığmadı çünkü kainat mahluktur. O zaman bu hadisi kutsi de bize işaret ediyor ki insanda bir yapısız yapı, mekansız mekan, zamansız zaman, vasıfsız vasıf, ne derseniz kaldırır, bir şey var, oraya sığmış. İşte onu kimseye vermemiş. O enedir. Orada Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. İkinci şua. İkinci şuada da şahsiyet ilahiyeden bahsediyor. Şahsiyet. İşte, o işte sır işte. Hmm. Yani şunu bilmeniz lazım, ben tabi tespitim. Sır latifesi dokunma, koy kenara değil. Adı sırdır. Dokunma, uğraşma, koy kenara değildir. Öyle bir şey olsaydı kimse dokunup buraya getirmezdi. Usta da gündeme getirdi ustad. Eğer dokunma, uğraşılmaz, amana çarpar, ne bileyim ulaşılmaz bir şey ise, anlaşılmaz bir şey olsaydı onu ustad gündeme taşımazdı. Risale'yi getirmezdi. Peki sır nedir? Allah'ın insana o dört tane isminden, inkişafından sonra kendisine yakın kıldığı, kendisine özellik verdiği bir GPS'tir. Tabiri Hasan'la. GPS. Yani GPS arabalarda, cep telefonlarında hepsinde var. Nerede olduğunu, enlem ve boylamını, koordinatlarını, konuşmalarını, her şeyini tespit ediyor. Öteye taşıyor. Yani senin tespit ettiği gibi bulunduğun konumu da öteye taşıyor. Bu GPS'tir. Mesela Almanya'dan adam BMW'ye, Mercedes'e ikisinde var.
Audi'de var mı bilmiyorum. Arabayı takip ediyor. Başbakanın arabasını Almanya'dan kapattılar kapılarını. Mercedes tabii. Ondan sonra özel koydukları bir gaz vardı tüp. Onu açtılar. Ama işte Allah da başka bir sebep halk ediyor. Çünkü başka şekilde açılamaz. Orada inşaattan varyoz buluyor şoför. Nasıl bir tanesi çıkıyorsa çıkabiliyor. Ondan sonra daha çıkamıyor. O kilitleme aşamasında mı nasıl olmuşsa bir tanesi dışarıda kalıyor. Ve ondan sonra zehirleniyor. Zehir tam kana karışmadan oradan bir tane şey geçiyor. Kadın doktor. Tevafuk ediyor. İlk müdahaleyi yapıyor. Ve orada yapıldığından dolayı o en yakın hastaneye gideceğini planlamış. Orada Özal gibi hastanede öldürülecekti. Ve en yakın hastaneye götürülmüyor. Ve ilk müdahale. Ve o kadını trafik kazasıyla müdahale eden kadını şehit ediyorlar. GPS'te arabayı mesela, ve onu anlatırken onu da anlatmış oldum. GPS'te arabanın ne zaman yan değişeceğini, nerede olduğunu, orada konuşulanları direkt gidiyor. Yani artık ayakkabınızın bağı konuşmadıkça kıyamet kopmaz hadisi var ya. Ayakkabınız bağı kişiyle konuşacakmış. İstop edebiliyorsun abi rentekarlarda. Basıyorsun düğmeye mesela. Araba istop ediyor. Evet. Acayip bir şey yani. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bir insan böyle yaparsa eşyasına, sanatına Almanya'dan Türkiye'ye kapıyı kapatıyor, içerideki cihazları aktif ediyor, direksiyonu kilitliyor, farı göstermiyor. Yani istediğini yapıyor. Beyine giriyor arabanın. İstediğini yapıyor. Şoförün yapabileceğini hepsini yapıyor. Hatta yapamayacağını da yapıyor. Bunun için misal veriyorum bu kadar. Olayla anlatıyorum ki o tramva gibi olsun unutmayalım. Allah da yarattığı sanata bir GPS koymuş. Arabanın beynine. GPS koymuş. O GPS'in adı, dindeki adı sırdır. Özeli. Allah'a herkes özeldir. İlginç. Daha dur. Daha yeni girdi kısıra. Külliyattan çıkartılmış bunlar. Bu sizin anlattığınız Allah'tan kul arasındaki sır değil mi? Allah'ın... Evet. Çünkü herkesin bir sırrı var diyor Allah. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Hadis-i kutsi. Sır işte. Benim Allah'ım işte. Rabbul Alemin var, bir de Rabbim var. Mesela şeyde de kullanıyor ya, ikinci lemada. Rabbehu, Rabbi inni mesene durru. O ustad onu değiştiriyor. Diyor ki, o Rabbine nida ettiği zamanı Rabbim diye değiştiriyor. İşte sırdan oluyor bu. Sır latifesi insanda var olduğunu gösteren, nasıl anlayacaksan kimde bu sır var? Alametlerin, merak ediyorsun da insan. Yani dört isim var ya bu sır. Dört isim evveluhu, ahiruhu, zahir, batını. Sırın olduğuna dair ahiruhu meyvesi olması lazım. Evveluhu çekirdeği olması lazım. Zahiri hayatında olması lazım. Hayatındaki yaşantıda olması lazım. Bir de batını ruhsal içsel. Ama dördü de farklıdır ama. Komplesi sırdır. Ama sırın içi dört yapısı var. Dördü de farklıdır. Sırın içine girersen dört yapı var. Ondan sonrasını bilmiyorum. O dört tanenin içinde de baş döndürücü. Ondan sonra yalnız gördüğüm kadarıyla ama deniliyor. Hadis-i kutsi'de ama. Ama. Şöyle diyeyim. Ama hakkında başka bir hadis bulmuştum. Çünkü bu işin hastasıyım ya. Gece gündüzüm bunlar yani benim. Ya Resulallah, Allah bu kainatı yaratmadan önce Allah neredeydi? Resulullah diyor ki, Allah bu kainatı yaratmadan önce ve şimdi de amadaydı. Ama. Yani yalnız sırla çok uğraştım, çok fazla.
dört tane ismin olduğunu, şimdi neyse içine biraz meşgul oldum, içine girdim. Sonra biraz daha batın, evvel, ahir, zahir batına değil de, yani dört ismin, batınına biraz meşgul olayım dedim. Başıma ummadığım şeyler geldi ve bir daha meşgul olmayacağımı söz vererek ayrıldım. Evet. Allah kimsenin başını vermesin. Ondan sonra bu işi bıraktım. Ne için? Sırın içine mi? Sırın mı alın? Sırın içindeki... Mesela bu adam bunları niye yazıyor? Mesela su kayayı vura vura oymuyor. Yani bu böyle normal bir AST diye yazılacak şeyler mi bunlar? Bu size okuduğum toplamaların özün özü. Bir seneyi geçiyor, cismaniyet okuyorum. Size aynı cismaniyeti böyle muvaffak ederse Allah beni cümle cümle okuyacağım. Ama altyapısı bir sene en az. Ama bir sene ama 34, 30 küsür sene artı bir sene. Yani bir sene değil tabii o. Bunlarla meşgul olmak belki de bir sene aldı ama 30 artı bir sene. Yani bir senenin altyapısı 30 sene. Tabii canım, 30 sene altyapı olmasa neyi yapacaksın sen? Yani bir şey, kıymetini bilin diye anlatıyorum. Yanlış anlamayın bunu derken. Kıymetini bilin, öyle dinleyin. Bu, ondan sonra bu ne yaptım biliyor musun? O dersin hulasası, cemaate verdiğimin hulasası. Yani cemaate anlattığım kısım anlatmıyorum size. Daha öz yani. Evet. Şimdi sonra merak ettim. Nasıl gözükür kişide? Ama ahir itibariyle. Bakın sırın içinde dört yapı var. Evvel, ahir, zahir, batın. Huvel, evvel, huvel, ahir ve zahir ve batın. Ondan sonra dörttür. Dört kıyeli çanta bu. Sırtında bir sır var. Yani dört kıyeli çanta var. Evvel, huvel, ahir, zahir, batını. Edile-i Şeriye dörttür. Dört peygamber, dört kitap, dört ulul az peygamber, dört ulul melaike. İnsanın spermasındaki karbon, hidrojen, azot, oksijen, dört madde, dört mevsim, dört hakikat. Yani her şey dört. İşte dört kıyelik çanta hep bu. Yani nereye girersen daha biraz da girdik. Sır işte. Dört kıyelik çanta sırtında. İnsanı insan yapan özellik. Şimdi bir insanda sır olup olmadığını nasıl anlarız? Onu da şey yaptım. Yapabildiğim kadarıyla yani %100 doğrudur değildir aşağı. Benim kavrayabildiğim, becerebildiğim kadar külliyatı. Sır latifesi insanda var olduğunu gösteren gösterge. İnsan bu dört ismin nazarıyla bakar bir hadiseye. Yani insan mevzuyu anlatırken veya olayları tahlil ederken, bakarken ister istemez bu insan dört isimle bakar. Rahatça insanlara da baktırır. Dört isim. Peki nedir o? Seni Allah canibinden ve kudretin azameti altından baktırıp kader-i ilahinin izini, özünü ve yüzünü müşahede edip, hikmet-i ilahiyeden ileri hikmet, adalet-i ilahiyeden ileri adalet, inayet-i ilahiyeden ileri inayet, rahmet-i ilahiyeden ileri rahmet olmadığını aynel yakin müşahede edip, aynel yakin bu zat, müşahede edip, tabi derece derecedir, olaylara Allah'ın nuruyla bakmasına vesile olur, sır. Allah canibinde, kudretin azameti altında Allah'ın nazarıyla bakıyor. Zaten. Mesela ne olur? Olayların arkasına geçtiği için, olaylara bütünlük için gördüğünden bu parça parça gözüken hadiseler onları pek alakadar etmiyor. Yani hatta batın ismiyle biraz da meşgul olmuşsa, yani sırın batın ismiyle, dünya ve ahiret eşit olur. Evvel itibariyle bakarsa, evvel itibariyle biraz hassas olursa, yani esma ve mahlukatın, yani bu su ilişkisi gibi olur. Ahir ismiyle bakarsan, olayları o zat, Kur'an'ın mizanlarıyla sünnet-i seniyenin terazilerinin dışında bir şeysi olmaz. Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle hareket, amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap.
Onlarda adab seviyesine kadar böyle sünnet-i seniye hayatlarında gözükür. Bu ahir itibariyle, meyve itibariyle. Yani çekirdek evveluhu, meyve ahiruhu, ağaç zahiruhu, içindeki sistem batinu. Ve sır ehli bakar. Sır Allah'ın Celle Celaluhu kuluna koyduğu GPS'tir. Yani takip cihazı. Allah onu mesela o kadar sever ki bazen işlediği günah görmez. Hadis-i şerif var. Allah bir kulunu severse bazı mıdır diyor yoksa günahlarını mı gör? Galiba bazdı diye. Orayı tam şey yapamıyorum. Allah bir kulunu severse onu pek zikretmiyorum millete. Allah bir kulunu severse bazı günahları mı diyor? Yani günahlarını görmez. Çünkü niye gör? Diyecek abi bir sürü günah işler. Zaten böyle bir adamı Allah sevmez. Allah böyle bir adamı seviyorsa pek günahı yoktur da ondan. Yani şans olarak yani gayri ihtiyari veya insanlığın gereği olarak düşerse Allah onları görmüyor. O zaman ne diyoruz bazen? Ya Rabbi bu kulların zümresine ilhak eyle ve günahlarımızı görme. Ya Rabbi o sır ehli gibi yani değilsek o sır ehliline yaptığın muamele gibi bizi onlara ilhak eyle, layık kıl. O safta muamele hatta bizim günahlarımızı da görme. Sır latifesi zıtları birbirine dönüştürür. Zıtları birbirine dönüştürür. Hatta niyet nazarın arkasındadır. Toprağa, altın altını toprağa. Hasenatı seyyata, seyyata hasenata dönüştürebiliyor. Yani kabiliyeti şer, kabiliyeti hayren kılav ettirebiliyor. Yani zıtları cem ediyor. Alına, eline bir toprak alır diyor. Altına dönüştürür diyor. İsmi sırdır. Sır, sır değildir. Niyet ve nazar eşyanın mahiyetini değiştirdiği gibi insan, insana gaybi enerjinin aktarımına zemindir. İnsan lahut aleminden enerjilerin akmasına, melekut alemlerinden, şeceri hilkatten, arş-ı azamdan, lef-i mahfuza insana enerjinin hakikatten akımına, aktarılmasına zemindir. Dolayısıyla o insanlardan diğer insanlara akar. Bunlara da Ustad Şualar 121'de insani berzahtırlar bunlar diyor. İ çekiyor dikkat edin. İ'nin takkesi var. Bu insanlar alemi gaybtan gelecek fuyuzatı o insan vasıtasıyla Allah dağıtıyor. Adeta trafo gibi. Buna da Ustad 121 Şualar'da insanı berzahtırlar diyor. Yani lahut, ceberut, melekut, vacibül vücut alemlerinden bu yana. Buradan oraya. Akma oradan oluyor. O koridordan oluyor. Onun dışında olmuyor. Onların mümessillerinin en başı da asfiyalardır. Yani en başta peygamberi onları konuşmuyoruz. Tarihimizde konuşuyoruz. Asfiyalardır. Asın imamlarıdır. Sonra Ebdallardır. Ebdal, Edirne, Bursa, Denizli, Ankara, Lüleburgaz. Ebdal, aptal değil. Ebdallardır. Sonra evliyalardır, kırklardır. Yedilerdir, kırklardır. Böyle iner aşağıya doğru. Bunlar derecesine göre sır sahibidirler. Sır sahibidirler. Belli olmaz mesela aranızda. Ama onlar kendilerini bilir. Allah'ın sana yakınlığı, sırrı okuyorum. Allah'ın sana yakınlığı ama sen bunu bilmiyorsun. Ondan sır. Allah'ın sana yakınlığı. Sen bunu bilmediğin için oldu sana sır. Sır bir, senin ıttıla etmediğindir. Mesela senin sırrın benim için ayağındır. Benim için sır senin için ayağındır. Onun için sır kişiye göre değişendir. Çocuk, ufak çocukun evdeki bazı şeyler sırdır. Ama anne baba için malumdur. Gibi. Yakınlığını fark ederse sırrını bilmiş oluyor. Sırrını bilmiş oluyor. Sırrını ifşa ederse Allah sırrını vermez. Hadis-i kutsi var. Halı
kıskanırım diyor. Arlacıman sonra Allah dedi ki, bildir de, demediği için bildirdi, Allah bildirmedi bir daha. Bil dendi, bildir denmedi. Onun için Allah'ın herkese karşı iki yönü var. Bir herkese karşı, herkesin göz önünde muamelesi var. Bir de ona has bir tecellisi var. Buna namus ilahi deniliyor. Kanun ilahi değil, namus ilahi. Namus hastır. Allah ile kişi arasındaki sırdır. Onu ifşa ederse Allah sırrı, Allah'ın sırrını ifşa etmiş olur. Allah da kızıp bir daha sırrını vermez. Vermiyor, vermez. Onun için hep büyükler bundan dolayı sırlarını saklamışlar. Size bir müjde ama. Çok ilginç. Büyük zat diyor ki, sen ne kadar Allah için bir faziletini, kemalatını, Allah'ın sana verdiği bir özelliği, sırrını saklarsan, Allah kıyamet kopmadan ölsen bile senin sırrını, o kemalatını mutlaka açığa çıkartacaktır. Diğer insanlara şey yapsın diye. Sen ise insanları göstermek için, şöhret için, bilineyim, tanınayım, görüneyim diye yapmışsan, Allah yaşarken de ölürken de senin özelliklerini gömer. Göstermeyecek insanlara, ta ki sevap kazanmayasın. Örnek alınıp da sana sevap kazanmasınlar. Suizan ettirir o fiilleri. Ama herkesin değil, yani Allah dostlarına, Allah'ın sana yakınlığı ama sen bunu bilmiyorsun. Ondan sır. Başka? Kişi nasıl bilir? Alameti buydu. Mizan-ı Kur'an'ın, Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart. Daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyi rehber yap diyor. Peki kişi nasıl bilir? Allah'a ünsiyet etmekle bilirsin. Kişi Allah'a ünsiyet eder. Allah'a ülfet etmez. Allah aleminde devamlı canlıdır. Devamlı bağ vardır. O devamlı beslenir oradan. Allah'a ünsiyeti vardır. Allah'ın fiiliyatını sorgulamaz. Daima Allah'ın huzurundaymış gibi hal ve hareketleri olur. Huzurunda hazır. Çünkü hazır olanın hazır olana karşı huzur olur. Huzur orada olur. Mesela siz hazır olduğunuz için huzurdasınız. Huzurda olduğunuz için hazırsınız. Onun için sır ehli huzur ehlidir. Huzur ehli hazırda olan da olandır. Yani zatla beraberdir. Onun için o kişi de Allah'a karşı ünsiyet olur. Allah ile lezzet almaya başlar. Allah'tan beslenir. Artık hiç kimse onu alemini kara basanlar, kara dumanlar getiremez. Artık onun gönlünü diyor, aklını, kalbini nurlar dolar. O onunla, yani buralıyken burada değildir. Buradayken buralı değildir. Allah'a ünsiyet etmekle bilirsin sırrın varlığını. Kendin bilirsin. Sır ehli misin değil misin? Bilirsin. Nasıl? Allah kendisini sana açar. Allah ile ünsiyet edersin. Allah'tan zevk almaya başlarsın. Kişi sudan, cinsellikten lezzet aldığı gibi Allah'tan lezzet alır ama hiç bunlara benzemez. Allah'tan zevk almaya başlarsın. Çok ilginçtir. Şimdi buradan başka şeye kayıyor. Bunu burada bırakıyorum, bu mevzuyu. Kalsın, başka bir konuya giriyorum. Devamı yok mu sana? Var. Var ama yok. Kalsın burada. Başka bir konu, başka bir hikmeti var. Mısır'ı bazen ısı verip, Mısır var ya Mısır, bizde lazut derler. Bazen ısı verip patlatırsın, patlamış mısır yersin. Bazen de toprağa koyup ağaca vesile olursun. Toprağa atarsın, ağaç olur.
Bak mısır, bazen patlamışını yersin, bazen toprak koyarsan ağaç alırsın, bazen de öğütür un, bazen de hayvanlara yem yaparsın. Ne demek? İnsanın istidatları da böyle. Nasıl inkişaf ettirirsen öyle olur. Eğer imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında, Evamir-i Kur'aniye imtisal edersen, dünya ve ahirette ağaç olursun. Yok, dünya hadiselerinse o konuda uzman olursun. Tercih sana ve bana ait. Başka? En kıymetli varlığın olan imanın ne kadar mahfuz yerde, farkında mısın? En kıymetli olan imanın, imanımız ne kadar mahfuzdur? Farkında mıyız? Ne kadar kilitli? Açıkta olduğunun alameti nedir? Allah dostlarına düşman, düşmanlarına dost olmaktır. En bariz alametidir. Allah bir kişi şaşırttı mı, goy şaşı olur. Yani artık şaşırdığını bile anlamaz. Cehli mürekip olur. Dostuna düşman, düşmanına dost olur. Bazen o safta, bazen o safta olur. Peki alametini nurculukta gösterebilir miyiz? Külliyat, layıkaları ölçü yapamaz, yapmaz. Sorgular onu, öyle de der geçiştir. Çok bariz, külliyatın açık emrini uygulamaz. Ama başta tepede de bulunabiliyor. Bilgisayarın işletim sisteminden ayrı olduğu gibi, bilgisayar ayrıdır, işletim sistemi ayrıdır, değil mi? Windows 7 diyoruz. Linux mi diyoruz? Linux diyoruz. Başka var mı sen? Mac mi? Mac. Mac varmış. Yani bilgisayarla işletim sistemi farklı olduğu gibi nereye kullanacağım ben bunu Furkan? Hayatın cismaniyetten ayrıdır. Hayatın da cismaniyetten ayrıdır. Hayat işletim sistemidir. Cismaniyet bilgisayar donanımıdır. Başka? Zaman ve zemin, bir şey mi diyecektim? Zaman ve zemin insan etkiliyor. Zaman, yani insan etkileyen 4 tane sebep var. Zaman, zemin, taam, libas. Zaman, yaşınız ve tarih. 2014, şimdi değil mi? 2014. Ve yaşınız, psikolojiniz etkileyen sebeplerden bir tanesi. Zaman, zemin, yaşadığınız bölge, hani dolu mudur, kar mı, soğuk mudur, sıcak bölge mi, bedensel ve ruh yapınıza, hissiyatınıza etkiliyor. Taam, yediğiniz mutlaka etkiliyor, hissiyatınız, düşünceniz etkiliyor. Çünkü o malzeme kullanılacak. Libas, giydiğiniz. Ne olur canım? Demeyeceksin. Zaman ve zemin insan etkiliyor. Yurt dışından gelenler kendi memleketlerine ayak basınca etkilendikleri gibi. Mesela yurt dışına gelenler, yurt dışındakilere söylüyorum. Deccal Havalimanı'na indiği zaman, Türkiye'nin herhangi bir limanına indiği zaman, büyük bir keyif ve lezzet duyarlar, heyecan duyarlar memleketlerine geldiklerinden. Bu da zaman zemin. Zeminin insan üzerindeki tesiri anlatmak için. Başka? Hatırası olan köyünüze gittiğiniz zaman, doğduğunuz eve gittiğiniz zaman sizi etkilediği gibi. Başka? Arı duru ve ihlaslı ve istikametli düşüncenin zemini kendini katmadığın düşüncelerinde olur. Hislerini, ön yargılarını, fikirlerini katmamaya becerebilirsen düşüncen ihlaslı olur. Bir de okuyayım. Arkadaşlar bunlar hep yaşanan, ya Risale'ni okurken tespit ettiğim veya Risale'ni okurken alo abim şu efendim Tuzla'da, Pendik'te, şurada, Kütahya'da, Ağrı'da, Kars'ta abi şöyle dersen de bir sorun var. Nasıl çözeceğiz? Denildiği zaman gayretimle ya bir kesin bildiğimi külliyattan söylemişim veya gün istemişim, yarın beni şu saatte ara, bakmışım, tespit edildiğim şeyler, bunlar. Mesela buna ait bir yer işte bu. Aklın ihlası nedir diye sormuşlar.
Gerek yok size hangi şehir sorduğunu. Muzakere yapıyorlarmış vakıflar. Kalbin ihlası var. Aklın ihlası var. Bir de ihlas daimi midir? Her daim. Hayır. Koca 24 saatte 10 dakika bugün ihlaslıydım. Koyup pakete, kumara yat. Yarın pek yok. Öbürsü gün 22 dakika ihlaslıydım. Bu böyle olur. Hayatın her safhasında her daim ihlaslı olmaz. Ancak ihlas safhası mahsustur bu. 11. lema. Bin niyet, bir kast, bir irade, bir cet, bir gayret ancak onlarda o. Biz bunu kabul ederiz ama bin niyet. Onun için her daim olmaz. Bugün 3 dakika ihlaslıysan Allah bereket versin. Mesela hayatında 3 sene vakıflık yaptı, sonra şey yaptı. Allah bereket versin. Ömrünü 3 sene vakıflık olarak satmış Allah'a. Yani bazılarının zannı gibi geçmişi çarpı sıfır açla. Çünkü Kerem ismi Allah bırakmaz. Verdiği kemalatı geri almaz. Böyle bir şey yoktur. Bu bizim dünyamızda var. Küs. Tamam, konuşmuyor. Ne oldu? Bütün o iyiliklerinde küstü. Bu insana mahsus. Benim Allah'ım böyle değil. Benim Allah'ım öyle değil. Arı duru bak. Arı duru, ihlaslı, istikametli düşüncenin, yani nasıl anlayacağız bir insan, ben kendim, yani arı duru, ihlaslı, istikametli bir düşüncenin zemini, kendini katmadığın düşüncelerinde olur. Yani fikirlerinde, derslerinde veya tercihlerinde cemaata ve arkadaşlarına, dava arkadaşlarına, yoldaşlarına bir şey söylerken onlar yine bilmiyor. Ama sen gösterirken, burada böyle ama çeviriyorsan, arı duru, istikametli, efendim, has, arınmış fikir nedir? İçinde senin olmadığın düşüncelerdir. En ihlaslı. O da nedir? Nedir o? Onlar hislerini, önyargılarını, fikirlerini katmamaya becerebilirsen, fikirlerini, bir daha söylüyorum çok mühim, size çok lazım. Fikirlerini, hislerini, önyargılarını, mazideki taşıdıkların, örf, kültür, anane, yaşın, konumun, kuyruğuna basmalar, bir sürü şahit ve tanık olduğun şeyleri, bunları katmadan fikirlerini, hislerini, önyargılarını katmadan Risale-i Nur'un aynadarlığını yapabilirsen, Risale'ndeki hakikati verebiliyorsan, o fikir, o düşünce ihlaslıdır. Yani içinde sen olmayacaksın. Mesela bir ders yapıyor, evet külliyatın metnini okuyor. Mesela şöyle diyeyim, en büyük ihlassızlık ihlas dersinde oluyor. En büyük adavet dersi uhuvvet dersinde olur. Onlar var ya onlar, bak görmüyor şunu ya, bunu görmüyor arkadaş. Şuraya bak, bu Uhuvvet Risalesi'ni görmüyor ya, bu hain adam. Uhuvvet Risalesi'nde yapıyor bu uslubu. Bunu görmüyor musun ya? Şuraya bak ya. Şu Uhuvvet Risalesi'ni, bunu gördüğü adam bunu nasıl yapıyor? İşte bu uslubu. Evet metni aynı, doğru. Metni doğru okuyor. Ama içinde kim var? Kendisi var. Bu uslub vardı ya. Hani benim bir poşet, birkaç kilo elmam vardı ya, hatırlar mısınız? Atı, elma. Yani örnek olursun diye inşallah. Allah ona da merhamet etsin, size de bana da. Gene buradayız, bu kattayız. Misafirler var, ders yapıyorum. Allah-u Alem pazar günü. Sohbet ediyoruz. Ama ciddi bir şey. Hoş yani. Şeyler arası gelmiş. Üç dört kişi pat diye. Burası kaçıncı kat? Beş mi? Ha beş. Mutfak kaçta? Üçte. Bunu bilen bir insan. Zaten bir sürü insanla karşılaştı. Kapısını açtı, ikide karşılaştı, üçte karşılaştı adam. Elinde poşet hala devam ediyor. Poşet var, iki kilo elma. Bir sürü kat var. Burası beşinci kattayız şu anda. Tamam. Bu kadar berzahlardan geçiyor. Herkese o hoş geldin tokalaşıyor. Elinde elma. O hoş geldin, elinde elma. O hoş geldin, katları geçiyor. Tam buraya kadar geliyor. Derste sohbet ediyoruz. Adam tam herkese yani. Hocam bunu sana getirdim dedi. Ben hiç çaktım ona, saftı diyor ama saf değil yani, biliyor işi. Gene devam ediyoruz. Hocam, kıyı kardeş.
Ondan sonra ikindi okundu. İkindi okundu. Hocam dedi, bu elmayı size getirdim dedi. Yani Allah Allah, üç defa söyledim. Tabii canım. Ondan sonra vakıf kardeşe dedim ki, bu dedim mundar oldu. Bu yenmez dedim. Buradakilere de yenmez. Zehir olur. Murdar oldu. Dedim bunu al. İleride dedim Afganlar var. Onlara götürürsünüz. Abi nasıl murdar oldu dedi. O misafirlerime de baktı. Bakıyorlar. Getir bak göstereyim. Kokuyor. Et kokuyor dedim. Nasıl kokuyor abi? Abi içinde elma var. Yok. Bakın başka bir şeyler de var. Nasıl var dedi. Geldiler baktılar. Abi başka bir şey yok tabii kokmuyor. Allah Allah. Nasıl? İçinde adam var. İki elmanın içine kendisini koydu. Onun için yenmez. İnsan eti yenir mi? Elmanın içinde insan var. Al kardeş ya sen sadaka verirsin bir yere. Veya arkadaşlar dedim kardeş kırılmasın Afganlara verirsin. Niçin şey yaptı? Bu elmanın içine kendisini koyduğun gibi fikirlerine, düşüncelerine, Risale-i Nur'da derse bak. Bu var ya bu, ihlasa bak. Bu derse bak, ihlassızlar şeyi görme gibi üslubun içinde, aynı kelamın içerisinde, Risale-i Nur metnin içine kendisini koyuyor. İşte bu elma gibi murdardır. Yenmez, hemen orayı terk edeceksin. İkinci bir ölçü söyleyeyim, başka. Risale-i Nur'un açık ifadeleri yap, yapma. Ya, yapma. Varken, yap veya yapma, kesin varken, bunu hiç kale almadan, kesin söylüyorum size, kale almadan, çünkü bilen bir zat, mesela ben bu makamda, yani bu masada ders yaparken, ben Risale-i Nur'un bu olaya, bu hadiselere, ne diyor diye külliyattan bilebilen bir insanım. Bilmem lazım. Yoksa burada olmamam gerekiyor. Bildiğim halde hiç orayı kale almadan arkaya itercesine layıkayı yaslandım. Ama buna yaslanıyorum bakın. Kendi fikrim ve düşüncelerimle insanlara yön veriyorsam bunun hürmetine söylüyorum. Hemen orayı terk edin. Çünkü iki mana var burada. Ya saf triktir ki çok zor. Veya içimize girmiş haindir. Bildiği halde şunu şöyle yapıyor bakın. Evet arkadaşlar alavera dalavera hop arkaya aldı. Arkaya yaslanıyor çünkü ona basıp çıkmış bu makama. Külliyatın açık ifadesine muhalefet eden bilmiyorsa özürüdür. Ama bilmeyen de bu makamda olmaz. Bilerek yapıyor. Bilmiyor diye kabul edelim. Ondan sonra gösteriyorsun bak burada böyle yazıyor. Bak böyle yazıyor. Bu mana yok edici başka bir şey var mı? Olduğu halde kale almıyorsa ölçüyü, laikayı, bu aramıza girmiş haindir. Ahmaklık bize yakışmaz. Allah Resulü hadislerinde diyor ki, aleyhissalatü vesselam, Müslümana ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. Ben size külliyata rağmen aldatıyorsam, sonra bana gösterseniz çok özür dilerim. Bilmiyorum. Dedim döndüm. Yetmiyor. Tövbeyi anlatıyorum size. İslam hukukunda mecellede kavaidi külliyeden bahsediyorum. Biliyorsun o konuda biraz da bu ihtisasım var yani. Burada tevazu yapmayacağım. TC'nin kanunları olduğu gibi kavaidi külliye mecelle var. İslam anayasası İstanbul Üniversitesi'nde okutuluyor. Ömer Nasuh Bilmen'in Hukuk-ı İslamiye Kamusu ilk cilt mecellesidir. Madde 1, madde 2, madde 3. Oradan söylüyorum. Ne diyecektim? Tövbenin şeklini anlatıyor. Gizli yaptığım günahların tövbesi gizlidir. Aşikare yaptığım günahın tövbesi aşikaredir. Mesela diyelim ki ben seninle Allah gösterince içki içtik. Sen Kars'ta ben Edirne'deyim. Sonra mutlaka sana bir şekilde varlığını biliyorsan ulaşacağım.
Harun. Buyur Hasan Bey. Eski arkadaşız ya. Buyur Hasan. Sen içki içiyorduk hatırlıyor musun telefonu? Ben bu işten tövbe ettim biliyor musun? Demem zorundayım. Hukuk bu da farzdır. Tövbe böyle olur. Yoksa medyada mesela ben bir şey yanlış söyledim. Televizyonlarda, internetlerde yanlış söyledim. Aynı seviyede özrünü beyan edeceksin. Ben bu konuda yanlış işledim. İlan etmedikçe odan da estağfurullah, estağfurullah, tövbe olmaz. Çünkü umumi hukuka tecavüz edildiğinden umumi hukuka tecavüz eden af olunmaz. Af yoktur onda. Ne yapması lazım? Ben bu konuda hata yaptım diye ilan etmesi gerekiyor. Unutmayın. Cümleyi söylüyorum. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi aşikaredir. O kadar. Şahsi hukukla umum hukuk çarpıştığı zaman umumi hukuk esas alınır. Şahsi hukuk nazar alınmaz. Şimdi demek ki arı duru ihlaslı bir düşünce nedir? Risale-i Nur'dan dahi söylesen içinde kendi hissiyatın, duyguların ve uslubun olmayandır. İçinde sen olmayacaksın. Havanın değişkenliğine aldırmadığın gibi, aldırıyor musun? Bak bugün yağmur rahmet yağdırıldı değil mi? Aldırmadık. Şimdi ne? Güneş değil mi? Açık. Bak havanın değişkenliğine aldırmadığın gibi hissiyatlarının değişkenliklerini de aldırma. Aa bir sıkıldım, bir atladım, bir genişletti, bir kaps, bir bast. Bir öyle, bir böyle. Allah Allah ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Hiç mi tecrübe kazanmadın? Hastalara söylüyorum, psikoloji rahatsız olanlara. 7 sene, 11 sene, 17 sene. İlaç içenlere diyor. Allah aşkına sen de bir seneden beri ilaç içiyorsun. Hiç mi tecrüben olmadı? Yani bu gelen sıkıntının geçici olduğunu, seni öldüremeyen sıkıntının seni güçlü kıldığını, o sıkıntıyı nasıl giderdinse şimdi de gidebileceğini, istesen o sıkıntı kalıcı olmadığını, yani geçmişte savaştığın ve galip olduğun o muvaffakiyetlerini bugün niye kullanmıyorsun? Tecrübeni. Her gün sanki yeni olmuş gibi bu hastalığa muamele ediyorsun. Hiçbir tecrüben yok ya. O hastalığı nasıl açtın? Ya senden kusura bakma ya Furkan. Kapıdan girer girmez dolabı aç. Kitaplar üzerine Kur'an'ım var. Kur'an'ımı getir. Bir şey göstereceğim size buna ait. Hemen kapıdan girince kitapları aç dolabı görürsün Kur'an'ı. Şimdi nedir o Kur'an'la bak biliyor musunuz? Benim o bir sıkıntı geçirdim ya zehirle alakalı. İkini. O sıkıntıda kendimce kuyudayım. Semayı görüyorum. Güneşi görüyorum. Bulutu görüyorum. Yani kuyu ya. Çıkamıyorum. O kuyuda bulduğum merdivenler. Belki bir daha o kuyuya düşersem o bulduğum, kullandığım merdivenlerim var. Cümle cümle, cümle cümle ve kuyudan her bir cümle bir basamak oldu yukarıya çıkmama. Ha canım benim. Bak, bak şimdi bunu konuşmak için yapmadık. Bunu özel hazırlayamam. Yani bunu riyakarlık içinde gösteremem. Bunu sizin için de paketleyemem. Ben yaptım bak. Ve okuduğum Kur'an'ımın için her gün taşıdığım. Merdivende bahsedeceğim bak. Ha bak bunu. Saklı tutuyor. Olur ya başka bir yerde kuyuya düşerim. Bak cümle cümle gösterim. Ta ki ibret olsun size diye. Her bir renk ayrı bir merdivendir. Nasıl çıktığımı hatta diyorum o anda ne hissettiğimi ve nasıl çıktığımı. Ne hissettim nasıl çıktım. Ne hissettim nasıl çıktım. Bir tane okuyabilir misin? Bir tane okuyayım. Odamda ilk gözümü keseceksin. Odamda mücadele ederken sıkıntıma böyle ayakta duramıyorum. Odamda mücadele ederken Kur'an'ıma konan arıyı hatırla. Bana işaret ediyor. Kur'an oku bununla çıkacaksın dedi. Bana alamet oldu. Şöyle kıvranıyorum yatakta elim şey yapamıyor. Kur'an'ım duruyor. Bir tane hatırla deyince tak diye bir tane okudum. Şimdi bunu unutmuştum. Şimdi hatırladım. Hani benim için taş, usta diyor ya Mesnevi Nuriye'de muvaffakiyetlerimi
kazandığı muvaffakiyetlerime ait taş koydum. Böyle Kur'an tabi Risale'de duruyor. Tamam şöyle duruyor. Yanı, benim yatağım şeyin yanında olacak. Masam olacak yanımda. Yani elimi götürebileceğim kalem olması lazım. Sıkıldığım zaman Kur'an'ımı elimi uzatabileceğim. Külliyata uzatabileceğim. Hemen fazla kalkmadan. Külliyata ve Kur'an'a ve deftere uzanabileceğim kaleme. Telefon böyle. Ondan sonra oturuyorum böyle. Yatıyorum böyle. Çok şeyim. Ondan sonra baktım cam açık. Hop arı geldi. Onu hatırladı. Bak odamda mücadele. Böyle acayip. Tabii vücut değişince psikolojin de değişiyor da. Hani okudum ya insan etkili. Vücudumda farklılık olunca düşüncelerimi siyattığım allak bullak. Tuhaf. Derken o anda bir tane arı giriyor o daireye, dershaneye. Giriyor tak hiçbir yere konmadan benim odamda pek çekecek eksik olmaz koyarım. Veya tatlı olur. Yani hurma yani üzüm falan olur. Meyve olur. Durur masamda. Hiç onlara konmadan direkt Kur'an'a geldi. Bu bana hemen ona sarıl. Onu hatırlamam için odamda mücadele ederken Kur'an'a konan arıyı hatırla. Başka bir tane okuyayım. İhlaslı olanlara hiçbir şey yapamayacağını Kur'an'da Allah buyuruyor. Şeytana karşı kullandığım şey. Senin kayden zayıfa, senin tuzan zayıftır. Hatırla. Başka bir tane en üstten ikinci yeşili. En iyi dost Allah'tır. Ona seni götüren Kur'an'dır. Ve onun manevi mucizesi olarak Risale-i Nur'larla meşgul ol. Yani o anda, peki bunlar bilmiyor musun? Şu anda biliyor. Kuyuya düştüğün zaman bunu hiç hatırlayamıyorsun. Sakın hasta olanlara, hatta sekeratta olanlara, ya bu zaten Hasan kardeş bu şeyi biliyordu, bu dersleri yapıyordu, sekeratta kim geliyor? Sakın ihmal etmeyin, yanımda onları telkin edin bana, söyleyin. Çünkü o an bambaşka bir alemdir. Bak bu da öyle. Mesela bir tanesini okuyayım. Bazen gelip bazen gelmemesi gösteriyor ki, o sıkıntı senin değil. Yani sıkıntı doğandan çıkan değil. Senin olsaydı daima seni rahatsız ederdi. Başka bir tanesini okuyayım çok hoş. Gafil iken seni bırakmayan Rabbin, şimdi seni bırakacağını zannediyoruz. Adında başlığı ve hasıplar yapmış. Demek ki yani... Fıtriye. Mesela bak, şimdi ben zor durumdayım ve kimse yok. Hiç kimse yok. At yok, avrat yok, dünyadaki. Yani odamdasın, kimse yok yani. Dershane hayatı, vakıf. Kimsen yok. Yani böyle yanında, ancak çağırsan da, gerçi vakıflar var da onu kastetmiyorum. Yani böyle bir şeylik var. Nurları tanımadan önce gününü hatırla. Nurlar yoktu. Namaz da yoktu, hiçbir şey yok. O zaman seni, yani gafil iken seni bırakmayan Rabbin, şimdi seni bırakacağını mı zannediyoruz? Ve İsa Aleyhisselam demiş ya, ya Rab, beni niye bıraktın? Oysa onu bırakmadı. Onu başka hallere sokarak gezdiriyordu. Bunu size gösterdim ki her kazandığınız muvaffakiyetinizi kaydedin ama uzun uzun değil. Onu hatırlatıcı bir cümle ve devamlı meşgul olduğunuzun, devamlı elinizin altında olanın içine koyun. Tutun böyle ve tutuyor. Kur'an'ın içinde tutuyor. Bir de içinde vasiyetim var, o kadar. Kur'an içinde. Devam bakın böyle duruyor. Yani alametleri koyun diye söylüyor. Yani niçin söyledim, bir daha söylüyorum. Yani mesela o 7 sene, 8 sene sen hasta ilaç kullanıyorsun. Hiç mi tecrüben olmadı? Hiç o sıkıntıyı aştığın zaman bir şeyle aştın da onu. Bir şeylerle bugüne geldi. Onlar sana hiç tecrübe vermemiş mi? Kullansana onu. Havanın değişkenliğini aldırmadığın gibi hissiyatlarının değişkenliklerini de aldırma. Havaya göre şemsiye, palto, gömlek vesaire kullandığın gibi ilim libasını da değiştir ve kullan. Her bir düşünce sana giydirilen libas gibidir, unutma. Havanın değişkenliği seni heyecanlandırmadığı gibi yağmur yağdı. Ne yaparsınız yağdırıldı? Fatih? Şemsiye veya yok palto. Veya bir yere gizlenirsin. Bir gölgeli, yağmurun geçmesini beklersin. Aa gidiyordum şeylere.
İstanbul'a dolaşırken, abi sıkıldın Topkapı'da, git oraya şey var, Hamide Vakfı'nın şey var, oraya git. Az ileride Aksaray'da Sungur abinin meşgul şey olduğu var, az ileride Abdullah Yeni abinin var. Yani bir yağmur geldi, hemen bir yere gölgelen, yan bir dershaneye git. Hava yağmur yağdı, yağdırıldığı zaman bir şemsiye, bazen bir palto, bazen bir gölgeliğe girdiğin gibi. Şimdi o sıkıntılar da gelip geçici havadır. Giydirilen sana elbisedir. Çıkart başka bir şeyini giy. Hemen şemsiye kullan. Şemsiye nedir? Veya palto nedir? İlimdir. İlim kardeşim, onu giy hemen. Hemen mağazindekini, malzemelerini kullan. Ustad öyle diyor. Zırhınız, siperiniz ne diyor? Sünnet-i seniye mi diyor? Takva zırhınız, siperiniz sünnet-i seniye midir? Bir bak bakalım. Onu buldum. O cümleyi tam olsun. Ondan sonra şeyde 13. lemada istiaze bahsinde. Yani orayı bazen karıştırıyorum. Siperiniz ve zırhınız. Yanlış olmasın, onu bul. Sağda üstte. Hadi bakalım bulun, söyleyin. İlimle karşıyı canlandırdığın gibi alemine de girmiş oluyorsun. İlimle karşıki taraf canlanmıyor mu? Cahil bir insana bir şey anlatıyorsun, diriliyor. O zaman ilimle sen adamın içine giriyorsun. Sensin o. Senden kopuk bir şey değil ilim. İlim cansız ve ruhsuz olamaz. Söyle cümleyi. Said. Ey ehli iman, bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Dur bir dakika. Zırhınız, iyi ezberleyelim. Zırhımız, Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Devam. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesidir. Ya. Doğru mu söylemiş? Doğru. Evet. Devam ediyor abi. Ve silahınız, istiaze ve istihbar ve hırs-ı ilahiye ilticadır diyor. Oh, silahınız? İstiaze ve istiğfar ve hıfz-ı ilahiye ilticadır. 3 tane. Gördün mü? Sayfa? 72 lemalar. Lemalar. Sağda üstte midir? Evet abi. Evet. Solda mı? Evet. Üstte. Elhamdülillah. Peki bir daha okuyorum. İlim Allah'ın sıfatı olduğu için sıfat, yani topraktan hayat çıkacak ölüden. Allah'ın subuti sıfatından ölü çıkacak. Böyle bir şey olmaz. İlim canlıdır. İlimle karşıyı diriltiyorsun. Sensin o. Senden bir şey değil. Sensin. Kelamın içinde sen olduğun için. Bak, uslubun içine kelam. Kelamın içinde dima. Dimağın içinde vicdan. Vicdan içinde kalp. Kalbin içinde ruh. Koyuyorsun. Onun için karşıyı diriltmek ruhullah. O İsa meşrebi oluyor o anda sende. Bir şeriat anlatıyorsan işte, mesela biraz önce Said okudu, bu Musa'lık, şu Musa meşrebi, zahiri şeriat. Ama bir şey anlatırken, ben anlatıyorum şu anda, ben şu anda İsa ruhullah, İsa oluyor, İsrafil, İsrafillik oluyor şu anda. Ölüler diriliyor şimdi. İlimde sensin diyorum. Sensin, sen içinde kopuk bir malzeme değil, öyle bir şey yok. Senden kopuk bir şey çıkmıyor. Çok özür dilerim. Büyük abdestini bile doktor tahlil ediyor. Senin içini seyrediyor. İçinde ne hastalık var? Ne özelliğin var? Üşüttün mü? Bilmem ne oldu mu? Öyle mi değil mi? Senin terin senden bahsediyor. Senin sesin senden bahsediyor. Senin ilmin senden kopuk olacak. Büyük abdestin senden kopuk olmayacak. Senin ilmin senden kopuk olacak. Olur mu? Olmaz. Niçin heyecanlanıyorsun? Nasıl heyecanlanıyorsun? İlim canlı ve ruhludur. Ona göre akın. Atın yani. Mazinin hulasası, istikbalin mukaddemesi olan meyil. Meylin tarifi bu. 3 hafta uğraştım, meyil nedir diye. Size öz cümle. Sen 3 hafta uğraşma. Bas, çık yukarıya. Bas bu kafaya, çık yukarı. 3 haftaya. Nedir o? Mazinin... Bütün mazin toplanmış, kültür, eğitim, dersin, psikolojin toplandı bir yerde. Çekirdek oldum, kulas. Bu çekirdek geleceğin ağacı olacak. O zaman meyil mazinin
hulasası geleceğin mukaddemesi olan meyil. Yani geleceğin çekirdeği. Her anımız bir çekirdektir. Çünkü mazi taşıyor. Yani ben bunlar konuşurken 30 sene değil mi? İrade istemek, ihtiyar tercih etmektir. Düşünceler malzemeyi ve maddeleri oluşturur. Fakat madde düşünceleri oluşturmak aktif yapar. Düşünceler şu anda var ya, getirdim ben size malzemeler. Malzemeler, bak düşünceler malzemeyi, maddeleri oluşturur. Yani içinde maddeli oluyor size. Fakat madde düşünceleri oluşturmak aktif yapmak. Yani bu malzemelerle kendinizi aktif edeceksiniz. Onun için kimin yanındasınız, neyi dinliyorsunuz, ne okuyorsunuz, ne seyrediyorsunuz. O size yükleme yapıyor. Sen bil veya bilme. Onun için herkesin yanına gidilmez, herkesin kitabı okunmaz. Bir misal söyleyeyim. İmam Rabbani'nin galiba okudum. İmam Rabbani Hazreti. Diyor ki, doğru bir kitaptır diyor. Yazılmış doğru bir kitap. Ama zındık yazmış. Okumayın zira diyor zulmet akar. Adamın ruhu akar diyor. Doğru bir şey bile. Hayatta kaybettiklerini kendi içinde bulabilirsin. Hayatta kaybettiklerin var ya, kendi içinde bulabilirsin. Birisine rastladım dedi ki, bak birisine rastladım dedi ki, bu pastanın, kurabiyenin, tatlının kıvamını ben 20 sene sonra bulabildim. Ya sen Hasan, ben de kendime ders yaptım. Ya sen Hasan, hala kendi kıvamını bulamıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bir yere gittik. Kurabiye şey getirmişti çayda. Allah Allah, dişimi vurdum darmadağın oldu. Hiç unutmuyorum böyle kurabiye. Böyle acayip ha. Bir vurdum darmadağın. Bu nasıl bir şey ya? Maşallah dedim ya. İstersen takdir ediyorsun. Adam da motive olsun yani. Bu kadar uğraşmış senin için. İkram etmek için şey yapmış. Onu haşhaş yapmak için de yüceltiyorum yani. Aferin. Diyor ki maşallah ya dedim ya. Tebrik ederim ya. Bu nasıl bir şey ya? Dedi ki hocam dedi. Abi bu pastanın, kurabiyenin, tatlının kıvamını ben 20 sene sonra bulabildim. 20 sene yaptım dedi. Ancak kıvamını buldum. Geldim ben de odama şunu yazdım. Ya sen Hasan, sen hala kendi kıvamını bulamıyorsun. 30 sene oldu hala kıvamın yok senin. Adam pastanın kıvamını bulmuş ya. Bunlar kitapta olur. Bunu dinle ne diyecek? Manyağın birisi diyecek. Aynen doğru. Doğru söylüyorlar. Bazılar öyle diyormuş. Şizofreni. Doğru. Ahmak doğru. Hepsi doğru. Ben bir aynayım. Herkes kendisini bende seyreder. Der Resulullah. Aleyhissalatü vesselam. Şeytanın ibadeti vardı fakat marifeti ve yakiniyeti yoktu. Unutmayın. Şeytanın ibadeti vardı. Son bitiriyorum Mustafa. Şeytanın ibadeti vardı fakat marifeti ve yakiniyeti yoktu. Mesela başka şöyle diyeyim. Dimağın son sayar mısınız mertebeyi? Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, itikad. Dimağın son mertebesi? İtikad. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olup, itikadı olup da imanı olmayanlar Resulullah'ın vefatından sonra dinden çıktılar. Ona sahabe denmezdi. Çünkü mesela şeytanın da ibadeti vardı ama şeyi yoktu, yakiniyeti yoktu, marifeti yoktu. Her ibadette marifet, yakiniyet yoktur. Ama her marifet ve yakiniyette ibadet vardır. Onun için İtikadı vardı o peygamberin yanındaki insanın. Sahabe demiyorum, ağzım sahabeye gitmez. Çünkü sahabe mürtet olamaz. Sahabe mürtet olamaz. Var ya, Resulullah zamanında da mesela olmuş. Peygamberin aleyhissalatü vesselam vefatından sonra dinden de çıkan vardı. Resulullah'ın yanındaydı. Onların itikadı vardı ama imanı yoktu. Onu işaret edeceğiz de şöyle diyor. İtikadı vardı ama izanı yoktu diyor. İzanı vardı ama yakiniyeti yoktu diyor. Ama imanı yoktu. İşaret-i cazda anlatıyor. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır diye de sual var.
Evet, burada oradan çıkarttım zaten. Yok. İbadeti vardı ama marifet ve yakiniyeti yoktur. Eşyadan önceki ilim ile eşyanın üstüne kurulan ilim apayrıdır. Bir daha söylüyorum. Bu gözü yapmadan önce gözü yapma ilmiyle göz yapıldıktan sonra göze bakılarak elde edilen ilim apayrıdır. Burayı anladık. İlim elde etmek ayrıdır. Elde edilen ilmi istifadeye verebilmek ilmi ayrıdır. Buna da ilmi siyaset derler. Her ilim sahibi istifade ettiremez. Bak, ilim elde etmek ayrıdır. Bu ilmi siyakını, sibakını, evvelini, ahirini, sucunun, gusrun, zahrun, battın, hattın, muttalam, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, makam, maksat, ustup, zaman, zemini düşünerek, nazara alarak konuşuyorsa, buna ustad mahkemata fem, fehm, Fransa, Edirne, Hatay, Manisa, fem denilen süzgeç çalışıyorsa, bunun adı o ilmi nasıl kullanacağını, o hapishanede bir zatı ziyaret ettim ya, X birisini meşhur, neydi bu hapishanın adı? Metris. Ona dedim ki sende ilim sorunu yok. Maşallah ezberlemişsin hadis ve ayetleri. Ama bu ilim ille hayra vesile olmuyor. Bazen ilim şerre, batıla hizmet eder. Sebebi o elde edilen hak ilmi, o ilmi nasıl kullanacağının ilmi bilinmediğinden o ilim şere hizmet eder. Başkasını söyleyeyim. Mesela adam teheccüde kalkar, Kur'an okur, Risale okur ama bulunduğu cemaati doğru tercih edemediği için bunlardan toplanan yekün sebap o başta bulunanın hizmet ettiği yere hizmet eder. Ve hak batıla hizmet etmiş olur. O da el hakku ya'lu ve la yula aleyh. Yani batıl nasıl galip olur hakka karşı? Batıl hakka karşı galip olmaz. Batıl hak bir vesileyi kullandığı için hak bir vesile batıl bir vesileye galip olduğundan hak vesile batıla hizmet ettiğinden batıl galip olur. Onun için cevşen okuması, teheccüde kalkması, efendim şunu bunu okuması, namaz kılması yetmiyor, kurtarmaz adamı. Çünkü ayet-i kerimede o namaz kılanlara yazıklar olsun. Hadis-i şerifte kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Çünkü bulunduğun cemaat, kişi, grup, başı nereye hizmet ediyor? Senin bütün her şeyin ona hizmet ediyor. O zaman bahat bir vesile batıla hizmet etmiş olur. O zaman da ölüm ameli göreceksin. Son üç tane cümle. İslami ilimleri almak ayrıdırlar. Bu ilimleri nerede nasıl kullanacağının ilmini bilmek apayrıdırlar. Başka? Buradayken orayı yaşayabilmek, oralı olduğunu gösterdiği gibi, yaşarken burayı öldürmüş ve ölmüşsün demektir. O zaman ölüm senin elini tutamaz ve korkutamaz. Bak, buradayken, dünyadayken oraya yaşamak, oraya uygun yaşamak, ahirete, oralı olduğunu gösteriyor. Yani bu sefer beka duyguları seni besliyor. Yani lezzet alıyorsun, zevk alıyorsun, Allah'a ünsiyet ediyorsun, tamam mı? Yaşarken bak, olduğunu gösterdiği gibi yaşarken burayı öldürmüşsün. Mesela kendisini yaşamıyor, sünnet-i seniyye yaşıyor. Kim ne yaşıyor? Kendini yaşamıyor. Ne yaşıyor? Sünnet-i seniyye yaşıyor. O zaman sen kendini öldürmüşsün. Sünnet-i seni yaşadığın için sen seni yaşamıyorsun. Başkasını yaşıyorsun. O zaman sen yaşarken burayı öldürmüşsün. Sen dünya cihetiyle ölmüşsün sünneti yaşadığın için. O zaman ölen ölmez ki daha. Ölmeyen ölecek. O zaman ölümden ölmeyenler korksun. Son cümle. Hayatta en büyük rütbe kulluktadır. Taş Allah'a izafe ve nispet edilince Beytullah olup şeref kazandığı gibi kul da Allah olunca şeref kazanır. Yani taş taştır, hiçbir değeri yok. Ama yarışıyorlar, hatta insanlar birbirini kırıyor. Hatta zaman zaman ölümler oluyor. Hacerül Esved ve Kabe taşı. Peki ne kutsiyet kazanmış? Allah'ın evine nispet edildiği için değer kazanmış. Allah'ın evine nispet edildiği için taş
kutsi olmuş. Sen de ibadetini, amellerini nispet ettiğin cemaata, kişiye, gayeye göre değer alacak senin amelin. Vahır davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalat.